Arkadaşlar, biraz önce yayın gitti. Şu anda şirketimizin genel merkezindeyiz. İstanbul'dayız. Biraz önce yayını izleyen arkadaşlar gördü zaten şirket aşağıda call center'dan yürüyerek buraya kadar geldik. Basında çıkan son haberlerde şirketin devredildiği, yani benim hisselerimi devrettiğim haberi çıkmış. Bununla ilgili açıklama yapmak istedim. Size burada tahtada uygulama olarak göstereceğim tek tek. Mehmet Aydın. Mehmet Aydın. Fatih Aydın. Şirketin kurucusu, bildiğiniz gibi Kıbrıs'taki şirketimizin kurucusu ben ve abim Fatih Aydın. Abimin hissesi bu şirkette %20. Benim hissem %80. Şimdi bu iki kişinin ortaklığıyla kurulmuş olan bir şirket var. Fame Game Software Ltd. Bu şirketimiz Kıbrıs'ta kuruldu. Yaklaşık 7-8 ay oldu kurulmuş şirketimizi. Bu şirketimizin kurmuş olduğu bir şirket var. Yaklaşık 4 ay önce kurmuş olduğumuz. Fame Game Hayvancılık AŞ. Yani Fame Game Hayvancılık AŞ'nin %100 hissedarı Fame Game Limited şirketimiz. Yani burada şu demek oluyor. Yani Fame Game AŞ'nin %80 hissedarı Mehmet Aydın, %20 hissedarı Fatih Aydın. Bunda değişiklik olan bir şey yok. Bir de çiftlik bilgi işlem firmamız var. Onu da burada anlatayım. Çiftlik bilgi. Biz buna kısaca çiftlik bilgi şirketi diyelim. Bu şirketimiz yaklaşık 17 ay önce Bursa'da kuruldu ve tek hissedarı, yani %100 hissedarı benim, yani şahsım. Mehmet Aydın, çiftlik bilgi işlerinin tek sahibi. Çiftlik bilgi işlem firmamızın 15 milyon lira sermayesi var. 15 milyon. Biliyorsunuz sözleşmemiz yenilendi. Sözleşme kapsamına girebilmesi için çiftlik bilgi işlem firmamızı da Fame Game AŞ firmasına ortak yaptık. Nasıl yaptık? Fame Game AŞ olarak iki tane firma satın aldık. Birincisi çiftlik bilgi işlem firması. Birincisi çiftlik bilgi işlem firması. İkincisi de Dora Gıda. Dora Gıda firması ve çiftlik bilgi işlem firmasının 15 milyon TL sermayesi var. Her ikisinin de 15 milyon lira sermayesi var. Fame Game hayvancılık şirketimizin 200 milyon TL sermayesi var. Ve bu şirketlerin hepsi Türkiye'de olan şirketler. Kıbrıs'taki şirketin de %80 hissedarı benim, %20 hissedarı da Fatih Aydın, yani abim. Şimdi bu basında çıkan haberler neyin nesi? İşte nereyi devrettiniz, ne yaptınız, ne ettiniz diye sorarsanız, çiftlik bilgi işlem firması, yani %100 hissedarı olduğum çiftlik bilgi işlem firmasını kendi adımdan Fame Game Hayvancılık AŞ'ye devrini yapmış bulunmaktayız. Sebebini bunun de tam olarak bunun sebebi şu.
Sizin sözleşmeleriniz biliyorsunuz hepsi BMGM AŞ firmasıyla yapılıyor. Yani siz BMGM AŞ firmasından yarın öbür gün bir sıkıntı olsa alacak mısınız? Siteyi kapattık diyelim, şu an durdurduk sistemi. BMGM AŞ firmasından alacaklısınız. Çiftlik Bilgi İşlem firmasından alacaklı değildiniz. Onu da buna dahil ettik. BMGM AŞ'ye sattık, hisselerini verdik. Ve artık Çiftlik Bilgi İşlem'in 15 milyon TL sermayesiyle de bu BMGM AŞ'nin borçlarından sorumlu. Bunu basında yanlış şekilde bildirenlerin Allah belasını versin. Bu kadar söylüyorum. SPK'nın yaptığı açıklamayı da soruyorlar. SPK'nın yaptığı açıklama. SPK bir tane kendi üzerinden topu atmak için daha düne kadar bizden bir şey istedi. Bazı evraklar. Verdik o evrakları. Bütün evrakları verdik. Kendi üzerinden topu atmak için işte onların kapsamına sözde, bu oradaki yetkililer dahi bizim oradaki bizden bu evrakları isteyen yetkililer dahi Gümrük Bakanlığı'yla zaten şu anda bir denetim kapsamında olduğumuzu biliyor. Onlarla birlikte bir denetim yaptığımızı biliyor. Onlarla istişarede, onlarla ben daha şu anda şimdi bakanlığın yanından geldim. Bakanlığın yanından geldim. İstedikleri bütün evrakları sunuyoruz önlerine. İstedikleri her şeyi veriyoruz önlerine. Bizim kimseden gizlimiz, saklımız, yalanımız, dolanımız yok. Herkes bunu böyle bilsin. İsteyen, güvenmeyen herkes de sisteme para yatırmasın, sistemden çıksın. Bu kadar söylüyorum.